Lisenin ilk dönemi olduğu için böyle hani deli doluydum. Merdivenlerin oradayız, çantalarımızı almışız. Tam biz tepedeyiz, çitlerin tepesindeyiz. Hoca gördü, bize bağırmaya başladı işte. Çok sevilen öğrenciler var, hiç sevilmeyen öğrenciler var. Dersin boş olduğunu öğrendik, güvenlik de yerinde yoktu. Hatta 58 gün devamsızlık yaparak sınıfta kaldım. Merhaba, kaçıncı sınıfsın? 10. Daha önce hiç okuldan kaçtın mı? Evet, kaçtım. Çok sıkıcı dersler vardı. Böyle biyoloji, kimya falan vardı son saatlerde. PlayStation kafeye gittik, şurada bir tane var. Ama çok kaçmadım. 2 kere falan kaçtım yani. Kaçtım. 9. sınıftaydı. Lisenin ilk dönemi olduğu için böyle hani deli doluydum. Dudullu'ya gittik. Beşiktaş'tan, Dudullu'dan çıktık. Üsküdar'a gittik. Oradan çıktık. Beşiktaş'a geri döndük. Sonra 4. Levent'e gittik. Oğlum, masa 25'in siparişlerini hazırladınız mı? Bunların aslında hoş bir şey olmadığını ve deneyim olmuş gibi hissettim. Ve şu an mesela 12. sınıfım ve şu an hiç kaçmak bile içimden gelmiyor. Yaşlandın be ya. Bir yere kaçmaya çalıştım ama beceremedim. Müdür gördü. Paçayı ucuz kurtardım. Yalan. Müdür görünce ne yaptın sen? Ne yalan söyledin peki ona? Yalanla dedin. Hocam tokamız yere düştü dedik. Onu almak için almaya çalışıyorduk. Sokaktan birine bağırıyorduk. Öyle çıkmaya çalışıyorduk dedim. Ben Genelkurmay Cumhurbaşkanı Başbakanınızım. Merhaba, kaçıncı sınıfa gidiyorsun? 9. sınıfa gidiyorum. Peki, okuldan daha önce hiç kaçtın mı? Kaçmadım ama çabaladım kaçmaya. Sınıfların önünde bir yer var, merdivenin orada. Üzerinde çitler var ama çitlerden tırmanıp kaçılıyor. Merdivenlerin oradayız, çantalarımızı almışız. Tam biz tepedeyiz, çitlerin tepesindeyiz. Hoca gördü, bize bağırmaya başladı işte. Sonra bir anda arkadan 2-3 tane hoca geldi, bizi tuttu. Mahmut Hoca, Mahmut Hoca'ya bakın. Mahmut Hoca, o da kaçmış. Sen de mi kaçtın Mahmut Hoca? Çok kaçtım. 10. sınıftım. 2021 yılı. Hatta 58 gün devamsızlık yaparak sınıfta kaldım. Yani o kadar kaçtım yani. Ha? Güngören'e kahvaltıya gittik Beşiktaş'tan. Kahvaltı yaptık. Sonra orada sabahın körü olduğu için serseri dolu orası o saatte tabii. Bıçaklı adamlar falan filan bir anda böyle bize falan filan yapmıştı. O gün zaten son kaçışımızdı. O günden sonra biz daha hiçbir yere kaçmadık. Aman. Aman. Hayır. Asla. Daha önce hiç okuldan kaçtın mı? Hayır, kaçmadım. Kural konusunda biraz dikkatliyim ya. Biraz kurallara uyan bir kişiyim. Ama kaçan arkadaşlarım çok oldu. Nasıl kaçtıklarını da çok gördüm. Cuma namazı diye kaçıyorlardı. Aşağı yürürken karşıdan müdürün geldiğini görmüşlerdi. Sonra müdür onların arkasından bağırmış. Merhaba, kaçıncı sınıfa gidiyorsun? 9. sınıfız. Daha önce hiç okuldan kaçtın mı? Daha bu sabah yeni kaçtık ya. Sabah okuldaydık. Dersin boş olduğunu öğrendik. Güvenlik de yerinde yoktu. Güvenlik durumu nedir? Güvenlik durumu şöyle söyleyeyim abi, yani güvenlik durumu bayağı bir yoğun. Börekçiye gidip yemek yedik, kahvaltı yaptık hep birlikte. Eğlendiniz mi? Bir daha olsa bir daha yapar mısınız? Bir daha olsa bir daha yaparız. Bir daha lise dönemleri gelmeyecek. Bu yılları arayacağız ileride. Şimdi bana kaybolan yıllar mı gözler? Daha önce hiç okuldan kaçtın mı? Kaçmadım, yok. Çok yok. Peki bununla ilgili hiç ilginç bir anı gördün mü, yaşadın mı? Okuldan kaçan... Gördün mü? Yani kaçan görmedim. Bizim okulda çok olmuyor öyle şeyler ya. Yalan söylüyorsun. Geçen hafta kaçtık. Hatta o kaçışımızda arkadaşım telefonunu kaybetti. Ama bulduk sonrasında. Beraber Özülü'ye kaçmıştık. Evet, minibüste düşürmüş telefonunu. Sonra biz polislere falan haber verdik. Trafik polislerine. Ondan bir hafta sonra işte bu hafta bulunmuş telefonu. Peki, okuldan hiç kaçtın mı? Okuldan 3 defa kaçtım. Eskiden araba girişi vardı. Araba girişinde arabaların arkasına saklanıp kaçmışlığımız var yani. Daha önce hiç okuldan kaçtın mı? Ha yok, ben kaçmadım henüz. Yani henüz değil de ben hiç öyle bir öğrenci olmadım yani, öyle diyeyim size. Peki daha önce hiç okuldan kaçtın mı? Hayır. Yani kaçmayı da düşünmedim yani. Çünkü okul eğitim alanımız. Yani niye kaçmayı düşünüyorum? Bir sihirli değneğin olsa okulda neyi değiştirirdin? Futbol hocalarını Cristiano Ronaldo ve Messi yapardım. Ronaldo! Elinde bir sihirli değneğin olsa okulla ilgili neyi değiştirirdin? Teneffüsleri uzatırdım. Dersleri de kaldırırdım. Elinde bir sihirli değnek olsa okulla ilgili neleri değiştirirdin? Profesyonel hocalar getirirdim. Ya profesyonel beden eğitimleri falan filan öyle. Teknik direktörler getirdim öyle. Hangi teknik direktör hocan olsun istersin? Bence Ten Hag. Okulla ilgili neyi değiştirdim? Bence biraz öğrencilere olan değer konusuna değiştirdim. Her okulda bir meclis olsun isterdim. Öğrencilerin toplanıp okul hakkında önemli kararlar alabileceği bir meclis olsun isterdim.
sanat, bilim, felsefe gibi konulara ilgim var. Ama yeterli eğitim görmediğim için. Elinde bir sihirli değnek olsa okulla ilgili neyi değiştirdi? Okulu yok ederdim. Okulla ilgili şunu değiştirdim. Sosyal etkinliklere katılmaya çalıştığımız zaman artık engelleniyor. Yani okul yeni başladı, gidemezsiniz tarzı şeyler aldık müdürden. Onu değiştirmek isterdim. Eğitim sistemini değiştirdim büyük ihtimal. Öğrencileri anlayabilecek bir şekilde bir eğitim sistemi ayarlardım. Elinde bir sihirli değneğin olsa okulla ilgili neyi değiştirirdin? Ronaldo'nun altın ekini yaparım. Abi okulun kapanmasını isterdim direkt. Komple değişsin isterdim. Andres, bu kadar abartmaya gerek yok. Adaletsizliği değiştirirdim abi. Benim adım Tatar Ramazan. Ben bu oyunu bozarım. Çok sevilen öğrenciler var. Hiç sevilmeyen öğrenciler var. Diğer arkadaşlarımdan farklı davranıyor. Yani ben kendim yaşamadım ama diğer arkadaşlarım için belki üzücü bir durum olabilir.